Türkiye'de ve dünyada afet iletişimine önemli katkılar sunacağına inandığımız bu forumun ben hayırlı olmasını, verimli geçmesini diliyorum. Tecrübeleri, birikimleri ve iştirakleriyle forumumuza katkı sunacak tüm misafirlerimize de canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Ülkemiz 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak nitelenen, eşi benzeri görülmemiş ve son derece yıkıcı depremleri ardı ardına yaşadı. 11 ilde, 62 ilçede 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu depremler sonucunda 50 binden fazla vatandaşımızı, insanımızı kaybettik. Ben bu vesileyle depremde vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yıkılan şehirlerimiz, kaybolan hatıralarımız elbette her birimizin içini yaktı. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla ve büyük bir koordinasyonla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında oldu. Elbette karşılaştığımız felaketin büyüklüğü, ağır kış şartları ilk anlarda müdahale ve yardım çalışmalarında zorluklar oluştursa da arama kurtarmadan barınmaya kadar tüm ihtiyaçlar büyük bir gayretle karşılanmaya çalışıldı, karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen tüm faaliyetleri birçok defa deprem bölgesine giderek bizzat yönetti. Tüm kurumlarımızın eşgüdüm içerisinde çalışmasını koordine etti, yönetti. Devletimizin etkili ve hızlı müdahalesine milletimizin yardımlaşma ve dayanışma seferberliği eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle insanımız asrın felaketi karşısında tek yürek oldu, asrın dayanışmasını sergiledi. Devlet millet el ele verdiğimiz bu süreçte tek gündemimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak oldu, olmaya da devam ediyor. Böylesi büyük ölçekli yıkıcı depremler karşısında ülke olarak son 20 yılda geliştirdiğimiz afet müdahale kapasitesini de ortaya koymuş olduk elbette. Uzun zamandır hazırlığı içinde olduğumuz Türkiye Afet Müdahale Planımızı ilk dakikalardan itibaren devreye aldık. Başta AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve milletimiz koordinasyon içerisinde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev üstlendi. Bakanlarımızla birlikte 40 valimiz ve 160 mülki idare amirimiz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesinde görevlendirildi. Hızla bölgeye yönlendirilen 35.250 arama kurtarma personelinin insanüstü çabaları sayesinde hamdolsun 100.000'i aşkın vatandaşımız enkazlardan kurtarıldı. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın beslenme, barınma, sağlık, güvenlik, psikososyal destek gibi ihtiyaçlarını karşılamak, hasar tespit ve altyapı gibi birçok çalışmayı yürütmek üzere 275.000'i aşkın personel sahada gece gündüz demeden çalıştı. 3 milyondan fazla insanımız afet bölgesinden tahliye edildi. Deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteyner kentler, tahsis edilen otel, yurt ve misafirhanelerin yanı sıra ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza barınma imkanı sunuldu. Ne deprem bölgesinde ne de gittikleri yerlerde vatandaşlarımız yalnız kaldı. Devlet olarak bir yandan da bu bölgedeki insanlarımızı bir an önce kalıcı ve güvenli konutlara yerleştirmek için kolları sıvadık. Sayın Cumhurbaşkanımız 319 bini bir yıl içinde tamamlanmak üzere toplamda 650 bin konut ve köy evinin inşa edileceği sözünü verdi. Şu an için 105 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 binin de bilfiil temeli atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ,
Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da inşa edilecek deprem konutlarının temel atma törenlerine bizzat iştirak etti. Hatta bir yılı bile bulmadan 44 gün içinde yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarında bayramın ikinci günü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat gerçekleştirdi. Öte yandan şunu da söylemeliyiz ki 6 Şubat tarihini afetlere hazırlık ve müdahale konusunda bir milat olarak kabul ederek Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini de hayata geçirdik. Bütünleşik bir afet yönetimi anlayışıyla depremden sele ve yangına, her türlü felakete karşı şehirlerimizi, binalarımızı daha dayanıklı hale getireceğiz ve bunun için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Deprem sonrasında gösterdiğimiz seferberliği kentsel dönüşüm başta olmak üzere afetlere hazırlık noktasında da göstereceğiz. Son 20 yılda afetlere hazırlık ve müdahale anlamında geliştirdiğimiz güçlü kapasitenin daha ileri taşınması için önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, hiç kuşkusuz afet dönemlerinde ve olağanüstü dönemlerde iletişimin yönetimi de son derece hayati, son derece kritik ve stratejik bir konudur. Yaşadığımız asrın felaketi bize bu gerçeği çok somut vakalarla çok net bir şekilde göstermiştir. Gerek kurumlar arasında söylem birliği, anlayış birliği ve koordinasyonu sağlamak, gerek kamuoyunu hızlı ve şeffaf bir biçimde bilgilendirmek ve gerekse de dezenformasyonla mücadele etmek afet sürecinin çok önemli unsurları arasında yer almıştır. Hazırlık, müdahale, direnç ve iyileştirme boyutlarıyla birlikte iletişimi de afet dönemlerine ilişkin öncelikli planlama alanlarımızdan, öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Zannederim herkes şunu çok açık bir şekilde tespit edecektir. Türkiye olarak afet yönetiminin tüm boyutlarında kayda değer bir kapasite geliştirmiş durumdayız. Bildiğiniz üzere Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki 25 çalışma grubundan biri de iletişim çalışma grubudur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak afet iletişimi grubunda ana çözüm ortağı olarak yer alıyoruz. Başkanlık olarak stratejik iletişim politikalarımızın en önemli unsurlarından olan afet iletişimine elbette büyük bir önem atfediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye iletişim modelinin en önemli sütunlarından birisi de afet ve kriz iletişimidir. Bu kapsamda uyguladığımız Türkiye afet iletişimi modeliyle de afetlere karşı hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde hakikat ve insan odaklı bir süreç yönetimini tahkim etmeye gayret ettik, gayret ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak tüm kurum ve kuruluşlarla kesintisiz bir iletişim ve koordinasyon süreci içerisinde yer aldık. Kamuoyunun her türlü gelişmeye dair güncel bilgi ve duyurularla hızlı ve şeffaf bir şekilde teçhiz olunmasını temin ettik. Sosyal medyada tespit edilen arama kurtarma ihbarları ve diğer ihtiyaç duyurularının karşılanması için gerekli yönlendirmeleri yaptık. Yerli ve yabancı medya mensuplarının deprem bölgesindeki basın faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici imkanlar tahsis ettik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Başkanlığımız çatısı altında hizmet veren CİMER'e ve yine bu süreçte bütün iletişim platformlarımıza asrın felaketine ilişkin talep ve yoğun başvurular geldi ve bunu temin etmek için ilk gün itibariyle deprem acil bütonumuzu ekledik CİMER'e. Buraya gelen 1 milyon 700 bini aşkın talebi 7/24 titizlikle inceledik ve etkin bir şekilde, hızlı bir şekilde bu taleplere karşılık vermeye çalıştık. Ben bu süreçte bütün arkadaşlarıma, bütün mesai arkadaşlarıma gösterdikleri fedakarlık ve yoğun gayret için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdiği dayanışma mesajları da yine bu süreçte sergilediğimiz, millet ve devlet olarak sergilediğimiz birlik ve beraberliğimizin nişanesi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan depreme müdahale sürecini akamete uğratabilecek niteliğe sahip sistematik yalan kampanyalarına, sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı da çok yoğun bir mücadele verdik. Her bir saniyenin büyük öneme sahip olduğu afetler, dezenformasyonun en kolay yayıldığı olayların başında gelebiliyor. Bu dezenformasyon, yalan haber ve karalama kampanyaları bazen öyle boyutlara ulaşabiliyor ki, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini dahi tehdit edebiliyor. Biz İletişim Başkanlığı olarak depremin ilk anından itibaren kapasitemizin büyük bir çoğunluğunu dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetlerinin tespit edilmesine, gerekli doğrulamaların yapılmasına ve güvenilir bilgilerin paylaşılmasına harcadık. Ayrıca hazırlık ve müdahale süreçlerinin yanında iletişimin de afet sonrası iyileştirme çalışmalarında etkin rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Biz de acımızı unutmadan insan odaklı bir yaklaşımla dayanışma hikayelerinden ilham alarak deprem sonrasında umudu, empatiyi, birlik ve beraberliği yükseltecek iletişim kampanyaları gerçekleştirdik. Bu süreçte düzenlediğimiz Asrın Dayanışması, Evim Yuvan Olsun, Türkiye Tek Yürek ve Seninleyiz Türkiye gibi kampanyalarla ulusal ve uluslararası ölçekte dayanışmayı ve duyarlılığı artırmayı hedefledik. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Biz İletişim Başkanlığı olarak afet dönemlerinde dezenformasyonla mücadele, kamuoyunu bilgilendirme ve koordinasyonun yanında elbette afetlere karşı hazırlık ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde de sorumluluk üstleniyoruz. Ve bu uluslararası etkinliği de bu bağlamda çok değerli görüyoruz. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kamuoyunun risklere karşı bilgilendirilmesi ve hazırlanması son derece önemlidir ve bu süreçte etkin bir rol almaya gayret ediyoruz. Bunun yanında yine başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle, hayata geçirdiğimiz yayınlarla afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bir toplum inşasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Örneğin başkanlığımızın son dönemde afet, risk, acil durum, hibrit tehditler, insani diplomasi, dezenformasyonla mücadele, afet haberciliği ve yeni çağın risklerine karşı hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerine odaklanan 12 yeni yayını bulunuyor. Burada bu yayınları da sergiliyoruz. Bu yayınlarımızı gerek basılı halde gerek internet sitemizde bütün milletimizin, vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Kasım ayında 1000'den fazla katılımcıyla yine burada afet iletişim çalıştayı gerçekleştirmiştik. Bu çalıştayda afet ve acil durumlarda koordinasyon ve söylem birliğinin sağlanması, kriz anlarında artan dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetlerine karşı mücadelenin güçlendirilmesi, kurumlar arası etkileşim ve tecrübe paylaşımının artırılması noktasında çok önemli çıktılar ortaya kondu. Çalıştay sonrasında hazırlanan rapor da yine başkanlığımız tarafından yayımlandı. Öte yandan kriz anlarında söylem birliğini tesis etmek ve kavram kargaşasını ortadan kaldırmak adına ortak dilin inşası içinde bir kriz terimleri sözlüğü yayımladık. 20'ye yakın kurumun katkısıyla hazırlanan bu sözlüğün önemli bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyoruz. Aynı doğrultuda hazırlanan Ulusal Afet İletişimi Strateji Belgesi de etkin bir afet ve kriz yönetimini temin edecektir. Yine hazırladığımız dezenformasyonla mücadele rehberinin de afet ve kriz dönemlerinde yayılan dezenformasyonla mücadelede önemli rol oynayacağını umuyorum. Elbette bütün bunların yanında Kahramanmaraş depremi ve çevreye dair doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken yine yayınlarda hazırladık.
Ben tekrar bu yayınlarda yine emeği geçen bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak afet iletişimi alanında akademi, medya ve sivil toplum kurumlarıyla, kuruluşlarıyla yakın işbirliği gerçekleştirirken, ulusal ve uluslararası boyutta panellerden kitaplara, saha çalışmalarından, saha araştırmalarından, dijital mecralara ve medya ile ilişkilere geniş bir yelpazede yürüttüğümüz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Stratkom Afet İletişimi Forumu'yla da bu alanda bir süredir devam eden çalışmalarımıza yeni ve inanıyorum ki güçlü bir halka ekliyoruz. Hiç kuşkusuz afetlere dair hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde erken uyarı sistemleri, uydu görüntülerinin kullanılması, coğrafi işaretleme ve yapay zeka gibi yeni nesil yaklaşımların da afet yönetimine entegre edilmesi son derece önemlidir. Stratkom Afet İletişimi Forumu kapsamında biz de afet iletişimi eğitimi ve ifade ettiğim gibi Hekaton Ulusal Afet İletişimi Tatbikatını düzenliyoruz. Yeni nesil yaklaşımlardan ilham alarak hazırladığımız bu etkinlikler afetlere hazırlık sürecine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Elbette uluslararası işbirliği ve dayanışma afet yönetiminin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Stratkom Afet İletişimi Forumu'nda asrın felaketinde arama kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran ulusal ve uluslararası ekiplerin ki bu süreçte yer alan bazı kahramanlar da aramızda tecrübelerini, gözlemlerini dinleme imkanı bulacağız. Forum kapsamındaki panellerin, konuşmaların, yayınların, eğitim ve tatbikatların kriz ve afet iletişimi ekosisteminin tüm paydaşlarına bu alandaki teorik ve pratik çalışmalara katkıda bulunacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bundan sonra da iletişimin bütün alanlarında ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmeye, nitelikli projeler, çalışmalar, işler üretmeye devam edeceğiz. Hiç kuşkusuz Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi de artacaktır. Değerli katılımcılar, ben bu vesileyle Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi yolunda son günlerde atılan devrim mahiyetindeki her bir adım için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese bir Türk vatandaşı olarak şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle milli gururumuz TOGG'un son 21 yılda 6000 kilometreden 29.000 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yollarımızla arz-ı endam edişine hayırlı olsun diyorum. Ben bu vesileyle elektrikli araç sektöründe sürdürülebilir bağımsızlığın teminatı olan yerli pil üretimini başlatmış olmamıza da hayırlı olsun diyorum. Yine bu vesileyle milli gururumuz dünyanın ilk ve en büyük SİHA savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya da hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini hepimiz görüyoruz. TCG Anadolu şimdi İzmir yolunda. Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. On binlerce vatandaşımız CİMER'e TCG Anadolu'nun ziyaret sürelerinin uzatılması ve ülkemizin farklı bölgelerinde TCG Anadolu'nun ziyarete açılması için başvurusu oldu. Ben yine bu vesileyle tam bağımsız savunma sanayi hedefinde bir başka gurur verici projemiz olan yeni nesil Altay tankımızın milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren, bizi gururlandıran Hürjet'in ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine ülkemizin dünya ekosistemi içindeki yerini güçlendirecek İstanbul Finans Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Geçen haftanın malumunuz en önemli gelişmelerinden biri olan doğalgazımızı karaya çıkarmış
olmamıza da hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız daha şimdiden keşiflerimizin ve yatırımlarımızın Türkiye yüzyılında vatandaşlarımıza daha çok yakışacağını somut bir şekilde göstermiş oldu. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazın bir yıl boyunca bedava yapıldığını ifade etti. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden malumunuz ücret alınmayacak. Yine ben bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirilen bir başka önemli projeye, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasına da referansla bulunmak istiyorum. Bu kampanyamızın da hayırlı olmasını diliyorum. Zira bu kampanyayla, bu adımla risk içindeki evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını devletimiz karşılayacak ve kentsel dönüşümde kira yardımı 5.250 liraya çıkarılacak. Bütün bu adımlar insanımızın huzuru içindir, insanımızın refahı içindir, insanımızın güvenliği içindir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bana soracak olsalar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet yönetiminin ana şiarı nedir diye, ben bu cümleyi söylerim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu ifade Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet yönetiminin merkezinde yer alan bir ifadedir. Ve tabii ki bir diğer unsur da yine Cumhurbaşkanımızın adalet mücadelesidir. Adalet mücadelesi Cumhurbaşkanımızın yönetim felsefesinin bir diğer ana kavramıdır. Değerli katılımcılar, ben sözlerimi burada tamamlarken bir kez daha Stratkom Afet İletişimi Forumumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Değerli konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza ve bu önemli etkinliğin hayata geçmesinde emeği geçen herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Var olun, kalın sağlıcakla.